bak. Adınız ne? Murat. Söyle oraya. Murat. Soyadınız ne? Boyraz. He? Boyraz. Yaklaştı biraz. Şimdi 1946 senesinde evet. Tepebaşı Yazlık Tiyatrosu'nun bahçesi var. Yazlık Tepebaşı bahçesinde evet. Saadettin Kaynak, meşhur besteci ve büyük batıcı Cemal Reşit Rey evet. ortak Türkiye'de ilk defa ve son defa hem Alaturka hem Alafranga'yı birleştiren bir müzikal yapıyor. Evet. Müzikal Alabanda. Alabanda. Yeni bir tür. Alabanda yaşasın hayat. Alabanda diye bir şarkısı var. Başrolde Safiye Ayla okuyor. Ve Safiye Ayla'nın okuduğu bu Alabanda revüsü için yazılmış ya bestelenmiş Saadettin Kaynak tarafından Güneş Güneş Can Güneş toprağa hayat verdin bana niçin eş vermedin güneş diye çok güzel 4,5 dakika falan süren Türk müziğinde en hemen uzun eserdir. Onu buluyorsunuz. Evet. Dinliyorsunuz. Bir. Hı hı. Çocuklarınızın adı biri toprak biri güneş. Üçüncüsü de ışık. Işık. O da var. Evet. Şarkıda. Ben tam hatırlamıyorum şimdi yorgunlukta. Ayrıca olağanüstü. Bugün en misali görülmeyen, görülmemiş, bir daha da görülme şansı olmayan Safiye Ayla'nın okuyuşunun mükemmeliyetini göreceksiniz. Eserin ulviyetini göreceksiniz. Hemen eser inanılmaz, senfoni gibi adam bestelemiş. Hı hı. Lütfen bunu dinleyin. Dinledikten sonra bak buraya söylüyorum. Evet. sermet@sermeterkin.com Tamamdır. Yahut 0538 784 27 32'ye WhatsApp'tan atıyorsunuz. Peki, beğenip ya. Beğenmediniz. Hay hay. Yalan söylemek yok. Estağfurullah. Beğenmediyseniz doğru doğru. Ben beğenmedim. Ben popçuyum. Yıldız Tilbe hayranıyım. Efendim Hakkı Bulut'u severim de diyebilirsiniz. Karışan yok. Ama bu olağanüstü bir eser. Çocuklarınızın adı toprak. Başka ne? Güneş diye başka bir şarkı yok. Hani var tabii bir güneş bahtıma bir gün doğacak. Mehtaba göründü gece. Yaşta gurup etti güneş. Onlar boş verin. Siz bu güneşi dinleyin. İçinde toprak da var. Şu en tamam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bunu da bana yolla.